Merhaba. Merhabalar. Oo. Yakışık bu benim. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Merhaba. Daha önce gibi Trabzon Başkonsolosluğu ve iki ülke arasındaki sorunları bilen bir büyükelçimiz. Varsa sıkıntılarımızı her şeyi söyleyelim yani. Bu ticari anlam olabilir. Ticari olabilir. Büyükelçim cevaplar size. Vatandaşlık. Evet. Evet, vatandaşlık olayı herkes öyle söylüyor. Ben o pasaya da dedim aynı. Bizde öyledir. Mesela vatandaşlık evet, vermek için. Evet, biliyorum. O bizde kanunlar değiştir, anayasa. Anayasaya göre bizde şimdi parlamento sistemine geçtik. Ay televizyon, evet televizyon, o da önemli. O önce TürkSat'ta var, değiştirdi, o hazır sada gitti. Ho, Türk okulunuzda zaten Gürcüceyi seçebiliyorsunuz. Haberiniz var tabi. Çocukların 10 çocuk olursa şimdi başlatacak. TürkSat'la konuşmak istiyor. O finans durumu. TürkSat'ta. Evet. Ama evet evet, televizyon çok önemli. Kültür, spor, futbol bir şey yapmak, anlatmak için, evet. İl için de çok önemli. Evet evet, doğru. Finans o TürkSat 4 kat daha pahalı Azersat'tan, ama biz inşallah konuşacak. Bakarız ne avantaj belki olur bize. Sizin için, sadece siz değil. Azerbaycan, Gürcü vatandaşlar var, Türkiye'de, Arap ülkelerde, evet. Avrupa ülkeleri, nerede TürkSat? TürkSat çok güçlü, evet. Satelit bir şey var. Onun için onun Avrupa'ya bakıyor, Avrupa'da bilirsiniz. Gürcü çok var, yaşanan Gürcü. Evet. Belki yaparız ondan. İnşallah. Evet, evet, inşallah. TürkSat, Gürcü'de ders. Telefondan vereceğiz inşallah. Evet. Ümit ediyoruz büyük geçim. Evet. Başka var mı sorusu? Benim var. Fatsa, sen hakkını kaybettin. Benim sorum soruyor. Bu pasarlar zaten bize her yerde şey oluyor. Böyle bakın, hem orada sormuş. Siz de bizde Gürcistan'da biliyorsunuz köy köye, bölge bölge futbol bir şey yapıyor. Sizin o Fatsalı oradan değildi değil mi? Kobuleti'de. Kobuleti'den Gurya bölge var. O Gurya'da o rugby gibi var. Sizde de yok mu öyle bir şey? Spor. Uniye, Fatsa futbol bir şey yapıyorsunuz. Var. Yapıyoruz tabii. Hakim. Düdü ben çağıracağım. Evet, hakim ben. Hakim siz olacaksınız. Başkan da Korgan. Evet, evet. Şeker getirir misin? Sağ olun. Tarih amca. Benim sormak istediğim. Sorunuz hocam. Biraz önce siz buyurdunuz. İşte son bir ay kala doğuma, yani çocuk doğmasına bir ay kala ya da 10 gün kala Gürcistan'a gelsin, evet. Doğum yapsın. Yok, o şaka ediyorum canım, o resmen gidemiyorum. Böyle bir şey var mıydı? Yani, gerçekten böyle bir çocuk doğması durumunda Gürcü vatandaşı oluyor. Ben o konu incelemesi gitmedim. Ama belki bakmak lazım nasıl olacak. Ya siz çocuğu bir orada yapın. Harari. Amerika'da nasıl doğum yapıyorlar, gidiyorlar Amerika vatandaşı. Yogur. Ho arazle ben. Bana Türk etsi mi kadar köpe tuvara yığı o? Koda bak, ay bak. Ben bir söylüyorum, ikine bakma, bak onu büyüyorum. O çocuğun anası veya babası Gürcüyse, anası veya babası Gürcüyse, orada da olan çocuk... Tabii ki, Gürcü vatandaş. Ben öyle, belki evet, öyle. Ya anası ya babası Gürcü olması lazım. Ahmet Bey soru sormak istiyorum. Sayın Büyükelçi, Ünye Acara Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaretinizi özetlememiz gerekirse, yeni yasa ile vatandaşlık olmak için, vatandaş olmak için her iki ülke arasında dili bilmek gerekiyor diyorsunuz. Gürcistan vatandaş almak için bu kanun göre dili bilen adam lazım. Bundan böyle diyorsunuz. Öyle evet, bilen ve bilmeden dil zaten. Bilmediğin zaten. Ama her kadar oldu ama bilmeyenler. O ama eskiden öyle başka bir şey kanunlar var, ama şimdi bakarız ne yapacak. Onlar geçerli mi eski vatandaşlıklar?
Eski vatandaşlık geçerli tabii ki. Geçerli tabii. Ama bundan sonraki şart. Yok şimdi mesela. Dilini bilecek. Şimdi mesela hep vatandaş dünyadan almak, Gürcistan vatandaş almak için olur sistemine göre. Biz file dolduracak, bürokratik mekanizm var. Ama ondan sonra Gasaubriba. Görüşme var ve egzaminasyon var. Sınav var. O dili, o yazmak ve bizim tarih ve kültürü bilen. O var. Şu andaki kanun böyle. Fakat Sayın Büyükelçimizin bir önerisi var, düşüncesi var. Büyükelçim istiyor ki belki ileride biraz bu ağır şeyi, yeni değişen kanunu hafifletebiliriz. Kimin için? Türkiye'de yaşayan Gürcüler için diyor. Ama bu düşünce, fikir sadece. İleride belki Büyükelçimizin sayesinde değişebilir. Bu sadece rahatmak yapmak istiyorum. İnşallah bizim... Sayın Büyükelçim, şimdi beyefendinin söylediği gibi daha önceden çok geniş kapsamlı olarak bir Gürcistan vatandaşlığı verildi Türkiye'de. Bir defa oldu. Bir defa oldu. Evet. Eski ama ben Patsa'da öyle dedim ama. Bir defa oldu. Evet. Şimdi ben Gürcü vatandaşı olmak istiyorsam benim hakkımdır. Nasıl hakkımdır? Benim büyüklerim Gürcistan'da köyünden gelmiş. Duklu köyünden gelmiş. Helvaşehir'e yerleşmiş. Helvaşehir'den kalkmış. Buraya gelmiş. Buradan da orada halen benim büyük dedelerimin kardeşinin torunları var. Orada yerleşiyorlar. Orada yaşıyorlar. Hangi köyde? Helvaşehir'de benim çok yakın akrabalarım var. Kan bağı yani. Aynı dedemin torunları bir kardeşin torunları orada, bir kardeşin torunları burada. Gelip gidiyoruz, görüşüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Yani bu benim aslında ben Gürcüyüm yani ben. Beynimle de Gürcüyüm. Evet, anlıyorum. Kalbimle de Gürcüyüm. Has bir Gürcüyüm. Ben böyle bir Gürcü olduğum halde benim vatandaşlık alamamam hiç yasalarla, kanunlarla hiçbir alakası olmaz. Ha yasalarda, kanunlarda vatandaşlık almak için o ülkede yaşaman lazım. 3 sene, 5 sene orada yaşayacaksın. Ondan sonra müracaat. Bizde de aynı. Bize evet. Kaç sene kalmak evet, lazım? 3 sene, 5 sene neyse. Ara, şimdi 10 sene. Ama 10 sene oldu. Benim gibi olan birisi için bu şartın aranmaması lazım. Yani ben sizden, yani devlete, hükümetten, başka bir şey istiyorsunuz. Konuşurken evet, bunu dile getirmenizdir. Başka günde. O diyor, o dedim ben. Ha. Onu dile getirdim. Her şeyi ya, şimdi o her şeyi gazeteci söylemedim. Söylemeyeceğim ya. Normal bir vatandaş olabilmek için bir ülkede gazete o video evet, 3 sene 5 sene yaşayacak. Biz çalışıyoruz. Biz öyle kısaca kısaca konuşuyoruz. Çalışıyoruz. Varsa, çalışıyoruz evet. Tabii ki. Yani Ahmet abi sen şey diyorsun. Soykütü Gürcistan'a dayanan herkese bu vatandaşlık verilmesi. Evet. Yani soykütü. Ya benim orada akrabam var ya, damadım var, amcamın torunları var, bilmem ne var, ben oraya gelip gidiyorum. Benim yani bir engelim yok ki Gürcü olmaya, ben zaten Gürcüyüm. Evet, kağıtta Türk vatandaşlığım var, Fransız vatandaşlığım da var. Niye Gürcü olmayayım? Beynim de Gürcü, kalbim de Gürcü. Evet. Gürcü olur, Gürcüyüm ben. Sağ ol abi, elhamdülillah. Soru var. Bir de şunu soracağım Sayın Büyükelçim. Gürcistan'da, yatırım yapana ne kadar parayla gelirse vatandaşlık veriyorsunuz? O ben onu böyle çok zor, çok zor. Böyle bir şey yok değil mi? Var ama kimseyi almadım. Bazı ülkelerde var mı? Yok yok, bazı ülkelerde yok, bizde öyle. Sayın Büyükelçi, Moda TV olarak, Ankara Büyükelçisi olarak, Ünye'ye hoş geldiniz. Yolunuz izniniz. Sağ ol. Size sağ olun. Evet. İnanıyoruz. Vatandaşlık konusunda da üstünüze düşeni evet, yapacak. Evet. İnşallah. İnsanlarımızı mağdur etmeyecek. Sağ ol. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Davetiye için çok teşekkür ederim. Her şey için. Çok teşekkür ederim. Yayın izleyenler genel anlamda bir değerlendirme. Onlara bir selamları varsa. Evet. Ülke genelindeki Gürcülere de geliş ziyareti amacınızı kısaca özetlemeniz gerekirse. Selam söylerim herkes için. Bizim için Gürcü köken Türk vatandaşlar çok önemlidir. Bizim için. Selam söylerim. Bizim için tabii ki. İlk Türk vatandaşlık ondan sonra köken.
O bize, biz öyle kabul ediyoruz sadece. Aynı sizin için bizde de var başka etnik gruplar tabii ki. Şimdi teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyorum.